Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz ressam Sayın Tülin Sezer, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Evet, kendinizden bahseder misiniz bize? Evet, 1971 Çatalca doğumluyum. Ailem aslen Kırım kökenli. İki çocuk annesiyim, evliyim. Resim çalışmalarıma atölyemde devam ediyorum. Çeşitli sergilere ve fuarlara katılıyorum. Bunun haricinde ülkemize genç ressamlar yetiştirmek adına resim kursları veriyorum. Kendi kişisel sergimi geçen yıl Bodrum'da açtım. Çeşitli etkinliklere katılıyorum. Haber Express ve Maltepe Express gazetelerinde köşe yazarlığı yapıyorum. Bunun haricinde değişik dergilerde de yazılarım çıkıyor. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak çalışıyorum. Ata yadigarımız olan bizim Kırım için Kırım Türkleri Kültürü ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu üyesiyim. Bu kadar şimdilik. Evet. Peki ne zamandan beri resim sanatıyla uğraşmaktasınız? Resim sanatına küçük yaşlardan beri ilgi duyuyordum. Fakat son 15 yıldır yoğun olarak çalışıyorum. Özellikle yağlı boya alanında. Resim yaparken daha önceleri sanat sanat içindir anlayışıyla resimlerimi yapıyordum. Son günlerde resim sanat toplum içindir anlayışını benimsedim. Son günlerde yaşanan kadın cinayetleri beni yakından sarstı. Duyarlıyım bu konuda. Tema olarak kadın konusunu işliyorum ve çocuk ihmali ve istismarı bu konuya da değiniyorum. Evet, oldukça önemli. Hem gündemimizi sıkça belirleyen hem de içimizi derinden yakan iki ayrı konuyla Evet. ilgileniyorsunuz ve tema olarak da bunları Evet. seçmişsiniz. Kadınların şiddet görmesi, taciz ve tecavüze uğraması, bunları görünce bir sanatçı olarak duyarlılık göstermek istedim, bir farkındalık göstermek istedim. Bu amaçla yapılan bazı etkinlikler için resimler hazırladım. Evet. Hazırlamış olduğunuz resimlerden biraz bahsedelim mi? Ne kadar Evet. sürede hazırladınız? İşte o resimleri hazırlarken neler hissettiniz? Hiç böyle üstünü örtüp de bakmak istemediğiniz ama sonra birden yine böyle bir heyecan ya da bir hırsla o Evet. fırçaları elinize aldığınız anlar oldu mu? Tabii ki zaten resim yapmak duygu işidir. Duygu olmazsa resim yapamazsınız. Resimleri şöyle, en son yaptığım çalışmalardan bahsedeyim ben size. Genellikle kadın temasını işliyorum. En son yaptığım sergi Dünya Kadınıydı. Çeşitli Türk dünyasından kadınlar, özellikle bizim Kırım'dan kıyafetleri, yaşadıkları. Ben bir de soyut çalıştığım için farklı bir anlatım diliyle onları şeye getirdim. Tabloya yansıttım. En son şu etkinliğimizi anlatmak istiyorum. Büyükçekmece Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlemiş olduğumuz bir etkinlik. Kadın ve Güç Derneği'nin yapmış olduğu bir etkinlikti. Fatma Duman başkanımızın önderliğinde. Bu etkinlikte 15 metrelik bez bir kumaşa bir kadın portresi çizdim. Bu temanın ismi kadına karşı şiddete bir fırça da sen at temalıydı. İlk fırçayı o gün Başkan Hasan Akgün attı. Açılışı o yaptı. Açılışı onun yapmasıyla
Devam eden etkinliğimiz gün boyu sürdü. Gelen akademisyenler, çeşitli sivil toplum örgütleri, siyasi partilerin üyeleri hepsi tepkilerini gösterdiler. Buradaki amacımız bir farkındalık yaratmaktı. Ve biz amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum. Bu etkinlikten sonra çeşitli belediyelerden bize teklif geldi. İstanbul'daki belediyelerden, başta Avcılar Belediyesi olmak üzere, Şişli Belediyesi, Beylikdüzü Belediyesi gibi belediyelerden. Daha sonra yurt dışından da teklifler geldi. İlk şeyde Paris'e gidilecek. Benim yaptığım bu yine aynen bu pankartla, bu afişle beraber. Daha sonra bu şey resmini yaptık. Çocuk istismarı ve ihmali konulu. Çocuk gelin olmaz sloganıyla. Bunu da Aydın Üniversitesi'nde yapılacak bir panel için kullanılacak. Daha sonra yine Büyükçekmece Belediyesi yapmış olduğum resimleri şey olarak, afiş olarak kullandı. Ayrıca bazı dergiler kapak olarak. Daha çok bu tür şeyler oldu son günlerde benim çalışmalarım. Evet. Biraz açalım mı o konuyu? Çocuktan gelin olmaz demişsiniz. Buradaki amaç neydi? Evet. Çocuktan gelin olmaz. Ülkemizde son günlerde kadına, çocuğa şiddet, bu tür konular çok gündemde, televizyonlarda olsun. Her gün sıklıkla görüyoruz. Çocukların küçük yaşta evlendirilmemeleri için, tepkimi göstermek için, farkındalık yaratmak için böyle bir resim yaptım. Bu resim şimdi çeşitli panellerde, konferanslarda kullanılacak. Yani bir sanatçı olarak duyarlılığımı göstermek istedim. Yani herkes yazıyor, çiziyor, bir şeyler yapıyor. Ben de dedim bu şekilde etkinlikler yapayım. Bu Evet. şekilde kadının sesi olayım, çocuğun. Evet. Peki son olarak buradan nasıl bir mesaj vermek istersiniz sizi izleyenlere? Neler söylemek istersiniz? Kadınların öldürülmemesi, çocuk ihmal ve istismar olaylarının son bulması ve çocuktan gelin olmaz anlayışının topluma yerleşmesi için İstanbul Sözleşmesi mutlaka hayata geçirilmelidir diyorum. Biz güçlü kadınlar, biz her şeye rağmen yaşayacağız ve sözleşmeyi geri getireceğiz. Amacımız bu. Ve son söz olarak da böyle acılı resimler yapmak istemiyorum artık. Tabii ki daha güzel resimler yapmak istiyorum. Ama halkımızın sorunları bitince. Çok teşekkür ediyorum size. Biz teşekkür ediyoruz katılımınız için Rica ederim. ve böylesine önemli konular üzerindeki duyarlılığınızı dile getirdiğiniz için, sanatınızla çığlık attığınız için, sanatınızla sesinizi duyurmaya çalıştığınız için ayrıca teşekkür ediyoruz. Rica Sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, ressam Sayın Tülin Sezer konuğumuz oldu. Hoşça kalın.